Evet arkadaşlar, Salda Gölü'ne geldik. Beyaz Adalar Plajı'na gelmek üzereyiz. Onun yoluna girdik şu an. Görüyorsunuz sağ tarafı Beyaz Pamukkale'nin beyazlığı gibi. Beyazlığı var. Evet, güzel taşlı bir yoldan geldik. Bir turist kafilesi geldi. Önümüzde indiler onlar da. Ama şimdi Eylül'ün sonları şu anda. Hava bayağı bir serin burada. Evet, girişler ücretliymiş. Araçları biz ama aracı burada bırakacağız. Ücret vermeden şöyle bir plajın kenarına doğru yürüyeceğiz. Kaptan kardeşimiz, sola doğru yanaş bakalım şöyle bir. Oraya koy arabamızı. Evet. Evet, ceketlerinizi alın bence. Şöyle bir gezelim bakalım, haydi. Ben iniyorum, siz gelin yavaş yavaş. Abi. Alın benim ceketimi, alıverin. Evet. Beyaz Adalar Plajı'ymış. Bu taraf olduğu için para istediler. Karşıya bırakabilirsiniz dediler. Burası ücretli galiba. Ücret başlamadı. Başlamadı ha. Ne oldu Sarper, niye? Ha, buraya mı alacakmışsın? İyi, tamam. Sen al, ben Sarper. Ben ileri doğru plaj çekiyorum, gelin. Girişti. İşte ufak ufak satış yerleri koymuşlar. Oo. Evet. Maldivlere dedikleri yer. Görüyorsunuz rengini, değil rengini. Turkuaz ve çok güzel bir rengi var. Muhteşem bir renk var gerçekten. Şöyle yavaş yavaş çekeyim. Tuvaletler var, duş yerleri var. Suya giren, göle girenler için.
Evet, daha önce birkaç kez geldik bu tarafa. Buraya da geldik. Başka bir yerdeydi galiba. Buraya da geldik ama başka bir yerde piknik de yapmıştık. Hatta mangal falan yapmıştık, yemek yemiştik. Biraz sonra şimdi o plajı da buluruz diye düşünüyorum. Önce şurayı bir atalım. Plajını çekeyim size. Maldivler dikleri. Arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz diye düşünüyorum. İnşallah güzel çıkıyordur. Şöyle plajına doğru girelim. Çok ufak taşlı. Görüyorsunuz pirinç tanesi gibi geneli beyaz bir taş. Evet. Burada resim çekilmek için de bir salda yazısı var. Geniş bir plaj. Geniş bir plaj. Yani buradan da görüldüğü gibi başladığı yerden böyle 50-60 metrelik bir mesafe, sonra rengi birden değişiyor suyun. Koyulaşıyor. Böyle bir beyaz turkuaz renkle başlayıp sonra turkuazdan maviye, koyu maviye doğru dönüyor. Geniş bir plaj. Hakikaten çok geniş. Salda Gölü Beyaz Adalar Plajı'ndayız arkadaşlar. Birkaç defa tekrar ediyorum. Belki videonun belirli yerlerinden gelip seyretmeniz olabilir. Seyretmiş olabilirsiniz düşüncesiyle. Hemen Denizli tarafından geldiğiniz zaman Salda tarafına, Salda Gölü tarafına döndüğünüzde 2 kilometre sonra bu plaj geliyor. İlk önce bu plaj geliyor önünüze. Evet, orada çamurumsu bir bunlar başladı. İşte buraya geldik. Eğer hava soğuk olmasaydı girme düşüncemiz vardı ama bir hayli soğuk. Görüyorum esasında. Evet, bayağı soğuk. Evet, giren arkadaşlarımız da var da bizlerden girenler var. Ya dediğim gibi yani kıyıdan, yani plajın başlığı yerden kıyıdan 50-60 dedim ama sanırım 100 metre var galiba. 100 metre kadar şöyle bir mesafe beyazlıktan anlaşılacağı üzere sanırım denizin dibi de öyle beyaz ki rengi böyle turkuaz bir renk, sonra birden koyulaşıyor, koyu maviye dönen, laciverte dönen bir renk var. İşte o Maldivler denen yerde burası arkadaşlar. Şöyle bakıyorum,
kadar geniş bir alan, ne kadar geniş bir plaj arkadaşlar. Evet, videoyu burada, yani Beyaz Adalar plajının videosunu burada noktalayayım. Üzerime ben de bir ceket alayım. Evinden ceketimi getiriyor diye düşünüyorum. Birkaç resim çekilelim. Teşekkür ederim. Tamam, sağ olasın canım. Sağ ol. Nasıl benim rengi görüyor musun? Ne kadar güzel değil mi? Evet, harika ya. Şöyle bir yazı var, onu göstereyim size. Evet, yazıda der ki kıyıdan kili alınması ve sahilin derinleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Burada bu halde, yani kıyıdan kili alınması ve sahilin derinleştirilmesi kesinlikle yasaktır demiş. Evet. Oo, giren arkadaşlar var. Soyunlar mayalarla giriyorlar şu anda. Vallahi bravo diyorum. Eylül'ün bugün 20'si, 20 Eylül 2019 tarihimiz. Yani 20 Eylül'de hava bayağı bir buz kesmiş burada. Yani şu anda oraya mayola giriyorlar ama yani ben ceketle bile üşüyorum şu anda, onu söyleyebilirim size. Ama maşallah ne isaret, kanları kaynıyor gençlerin diyelim. Saldırın diğer plajında görüşmek üzere.